Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz makro klima iklimler ya da dünyadaki büyük iklimler. Şimdi iklim neydi? Önce onu anlatayım. İklim bir yerdeki uzun süreli hava olaylarına verilen isimdir. Bir yerdeki uzun süreli hava olaylarına verilen isimdir. Hava durumu ise kısa sürelidir. İklimi klimatoloji denen bir bilim, hava durumunu ise meteoroloji denen bir bilim incelemektedir. Evet, uzun süreli hava olaylarına arkadaşlar iklim denir. İklimler mikro klima ve makro klima olarak ikiye ayrılır. Mikro klima küçük iklim bölgesidir. Dar alanlı iklim bölgesidir. Mesela Türkiye'de Artvin'de arkadaşlar zeytinin yetişmesi, Anamur çevresinde de muzun yetişmesi bir mikro klimadır. Makro klima ise dünyada geniş kuşaklar halinde görülen iklim tipleridir. Evet, dünya iklimlerini 3 elemanla, 3 tipte görelim. Arkadaşlar dünyada görülen iklimler 3 gruptadır. Nedir? Sıcak, ılıman ve soğuk iklimler olarak 3'e ayrılır. Sıcak iklimler ekvator, savan, çöl, muson iklimi, ılıman iklim içerisinde Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, step iklimi, soğuk iklimler içerisinde sert karasal iklim, tundra iklimi ve kutup iklimleri yer almaktadır. Arkadaşlar iklimleri birbirinden ayırt ederken öncelikle iklim grafiklerine ve daha sonra da bitki türlerine bakmanız gerekir. İklim grafiklerinde şuna dikkat edeceğiz. Yağış ve sıcaklık değerlerine dikkat edeceğiz. Bitkiler zaten iklimi en iyi tanıtan özellikte olan türlerdir. Şimdi herhangi bir yörenin iklim grafiğine bakalım. Arkadaşlar sıcaklık değeri burası. Şu tarafı ise yağış değeridir. Dikey olanlar zaten lejant olarak verilmiş yağış. Çizgi olarak da gösterilenler de sıcaklıktır. İklim elemanları içerisinde iklimi en iyi tanıtan tür bu ikisidir arkadaşlar. Evet, yağış ve sıcaklık. Bakıyorum, yağışın en çok olduğu dönemler kış günleri. Sıcaklık ise arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos'ta artmış. O zaman bu Kuzey Yarımküre'de bir merkezdir diyebileceğiz. Kışları ise sıcaklık sıfırın altına düşmemiştir. Yorum yapacağız. Mesela şu grafiğe bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu grafikte kurak dönem yoktur. Yağış rejimi nispeten düzenlidir. Yıllık yağış miktarını hesaplamak için tüm sütunları tek tek toplayabilirsiniz. Yağışın arttığı dönemle sıcaklığın arttığı dönem benzerdir. Burası arkadaşlar ekvator iklim civarıdır diyeceğiz. Evet, dünyada iklim dağılışına baktığımızda harita üzerinde iklimin en çeşitli olduğu kuşak arkadaşlar orta kuşaktır. İklimin en çeşitli olduğu yarımküre kuzey yarımküredir. Çünkü kuzey yarımkürede arkadaşlar karalar daha fazla yer tutar diyeceğiz. Türkiye nerede? Türkiye şuradadır. Biz ılıman iklim kuşağı içerisinde kalıyoruz arkadaşlar. Evet. Biz iklim grafiklerini tek tek bir görelim. Sıcak kuşak iklimlerine bakacağız. Sıcak kuşak iklimleri içerisinde ekvator iklim var. Ekvator iklimin arkadaşlar görüldüğü yer ekvatorun her iki tarafı 0-10 derece enlemleri kuzey ve güney yarımkürede 0-10 enlemler arasında görülüyor. Ekvator iklimin özelliğine baktığımızda her mevsim yağıştı, her mevsim yağıştı. Ve sıcaklık arkadaşlar hep 20 derecenin üzerinde, 20 derecenin üzerinde yıllık sıcaklık farkı azdır. Neresi burası? Şu dünya haritasını çok iyi bileceğiz. Şurası arkadaşlar Amazon havzası, şurası Kongo havzası ve şurası da Endonezya, Malezya gibi adalar topluluğu ekvator iklimin görüldüğü yerdir. Tekrar özetlemek gerekiyorsa ekvator iklimde her mevsim yağışlı, sıcaklık farkı az. Arkadaşlar sıcaklık 20 derecenin hep üzerindedir. Bitki örtüsü geniş yapraklı yağmur ormanlarından oluşuyor. Amazon, Kongo ve Endonezya, Malezya gibi adalar çevresinde Akdeniz ekvator iklim görülüyor. Şimdi arkadaşlar ikinci iklimimiz savan iklimi. Savan iklimine bakarsak yağışın çok olduğu dönem yazlar yağışlı, kışlar kurak. Yazlar yağışlı, kışlar kurak ve sıcaklık arkadaşlar genelde 20 derecenin üzerindedir. Ekvatora 10-20 derece enlemler arasında uzaklıkta olan iklim bölgesidir savan iklimi ya da bir diğer ismiyle subtropikal iklim. Subtropikal iklim diyeceğiz arkadaşlar. Ekvatorun her iki tarafında. Nerelerde görülüyor? Venezuela, Brezilya, Bolivya, Nijerya, Avustralya gibi ülkelerde görülebiliyor. Dağılış haritasına bakmak istiyoruz. Evet, ekvatorun arkadaşlar 10-20 derece enlemleri çevresinde Afrika kıtasında, Amerika kıtasında görülebiliyor savan. Savan dediğimiz bitki örtüsü uzun otlardan oluşan bitki türleridir savanlar.
Evet, üçüncü iklimimiz arkadaşlar muson iklimi olsun, sıcak iklim içerisinde. Muson ikliminde de yazlar dikkat ederseniz yağışlı geçiyor. Yazlar yağışlı, kışlar kurak. Arkadaşlar muson iklimi Güneydoğu Asya'da Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde görülür. Muson rüzgarının etkisiyle muson iklimi oluşmuştur. Hani vardı ya yıl içinde yön değiştiren devirli rüzgarlardan muson. Muson Asya'sı, Güneydoğu Asya, Hindistan ve çevresidir. Yazın denizden karaya doğru estiği için Himalaya dağlarına oldukça yağış bırakır. Hatta dünyanın en yağışlı yeridir. Arkadaşlar dağılış haritası üzerinde bir görmek istiyorum burayı. Evet, Güneydoğu Asya dediğimiz yer işte burası. Hindistan, Çin ve çevresi arkadaşlar. O kahverengiyle taralı olan yer Muson Asya'sıdır. Bitki örtüsü arkadaşlar tik ve bambu gibi türlerin yaygın olduğu Muson ormanındaki ağaçlar kış kuraklığı nedeniyle yapraklarını döküyor. Devam edelim. Arkadaşlar sıcak iklimler içerisinde bir de çöl iklimi var. Çöl iklimi yağış yok denecek kadar az. Sıcaklık 20 derecenin üzerindedir. Arkadaşlar yağışın en az olduğu yerler biliyoruz ki çöllerdir. Çölleri iki tür görelim aslında. Dönencenin çevresi çölleri, bir de denize uzak karayışları çölleridir. Baktığımızda Kuzey Amerika'da Nevada, Güney Amerika'da Atacama, Afrika'nın güneyinde Namibya, Kalahari, Kuzey Afrika'da Sahra, Orta Asya'da Taklamakan, Gobi, Avustralya'da Victoria, Gibson gibi bazı çöller vardır. Şimdi arkadaşlar harita üzerine bakıyoruz. Şurası eşittir neydi? Dönence. Ne dönencesi? Yengeç. Şurası da arkadaşlar bir dönenceydi. Ne dönencesiydi? Oğlan. Zaten biz şunu bileceğiz. Dönence eşittir çöl demek. Dönence eşittir çöl demekti arkadaşlar. Bunun dışında bir de kara işlerinde Orta Asya'nın iç kısmında çöller vardır. Çöller yağışın en az olduğu yerlerdir. Ve bitki örtüsü kaktüslerden oluşuyor. Dikenlidir. Kaktüslerin bir özelliği var arkadaşlar. Su ve yağış az olduğu için gövde kısımları iri, kısa boylu ama kök kısımları yeraltı suyuna ulaşabilmek için oldukça aşağıya doğru inmiş uzun köklü, kısa gövdeli bitkilerdir. Çöl bitkileri. Ilıman iklim kuşaklarına bakalım arkadaşlar. Ilıman iklim kuşakları içerisinde bildiğimiz iklim kim? Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin bir özelliği var. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde arkadaşlar sıcaklık genelde 8-10 derece civarında, kışları ılık olduğu için en fazla yağışı da kış mevsiminde alıyor. Önemli bilgi şu. Akdeniz iklimi nerede görülür? Akdeniz'e kıyısı olan Akdeniz Havzası, Kaliforniya çevresi, Orta Şili, Afrika'nın en güney kap bölgesi, Avustralya'nın güney ve batı kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. Arkadaşlar Akdeniz ikliminin bitkisi kızılçam ve makilerdir. Kızılçam kızıl toprak ister, ışık ister ve kızılçamın tarifiyle de maki türleri oluşmuştur diyeceğiz. Okyanusal iklim ya da ılıman okyanusal iklimi arkadaşlar. Yağış rejimi düzenli olan bir iklim tipi de bu. Ekvatorda da yağış rejimi düzenliydi. Burada da yağış rejimi düzenli. Ve en çok yağışa baktığımızda arkadaşlar ne zamanmış? Sonbahar dönemi yağışı çok olan arkadaşlar bir dönemmiş. Ve sıcaklık arkadaşlar yıllık sıcaklık farkı çok fazla değil. Genellikle ılıman kuşak karaların batı kıyılarında görülse de Amerika ve Avustralya'nın doğu kıyılarında da nispeten görülebilir. Özellikle batı rüzgarlarının etkisiyle ve okyanus akıntıların etkisiyle arkadaşlar bu iklim oluşmuştur. Her mevsim yağışlı, bitki örtüsü karışık ormanlardan oluşur. Peki görelim harita üzerinde. İşte İngiltere çevresi. Batı Avrupa, ılıman okyanusal iklimin en iyi görüldüğü yer. Meksika körfezi çevresi. Alaska körfezi çevresi. Arjantin'in uç kısmı ve Avustralya'nın doğu kıyılarında arkadaşlar okyanusal iklim görülür. Ve bitki örtüsü karışık ormanlar dedik. Devam ediyorum. Arkadaşlar yine ılıman iklimden step ya da ılıman karasal iklime bakalım. Step ikliminde ilkbaharı yağışlı, kış sıcaklığı 0 derece ve altına düşüyor. Hem ılıman hem de sıcak kuşakta karaların iç kesimlerinde görülür. İç Anadolu, Kuzey Amerika, Orta Asya'nın iç kesimlerinde yaygındır. Yıllık sıcaklık farkı fazladır ve arkadaşlar doğal bitki örtüsü
yağışlarla yeşerip yazın kuruyan cılız otlar steplerdir. Harita üzerinde görelim. Anadolu, Asya'nın içi, Afrika'nın iç kısmı gibi yerlerde görülen bitki ve iklim step. Evet, sert karasal iklim. Devam edelim. Arkadaşlar, sert karasal iklim Kuzey Yarımküre'de karaların iç kısmında etkilidir. Kanada, Sibirya ve Doğu Avrupa'da belirgin olarak görülür. Yazlar serin geçer, kışlar ise düşük sıcaklık ve kış süresi uzundur. Yağış rejimi düzensiz ve yağışların büyük bir kısmı konveksiyonel yağışlardır. Bitki örtüsü taygalar ve yer yer çayırlardan oluşur. Harita üzerinde işte Sibirya'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi arkadaşlar sert karasal iklimi gösterir. Soğuk iklimlerden bahsedelim. Arkadaşlar, tundra iklimi. Tundra iklimine baktığımızda sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altında çoğu aylar. Birkaç ay boyunca sıcaklık 0 derecenin üzerine çıkıyor. Kutup altı bölgelerinde etkilidir. Alaska, Kanada, İskandinav ülkeleri, Sibirya'nın kuzey kesimlerinde görülür. Sıcaklık yaz mevsiminde 2-3 derece 0 derecenin üzerine çıkar. Ve sıcaklığın arttığı bu günlerde arkadaşlar yavaş yavaş bitkiler sıcaklık etkisiyle yeşerir. Ve kısa boylu yosunlar ve otlardan oluşur. Bunlar tundralardır. Harita üzerinde evet, tundranın görüldüğü yere bakıyoruz şu şekilde. Ve arkadaşlar, bir iklim tipi de kutup iklimi. Yağış yok denecek kadar az, sıcaklık ise yıl boyunca 0 derecenin altında kalmıştır. Evet, nerede görülüyor? Hemen harita üzerinde göstereyim. Antarktika ve Grönland'ın iç kesimi. Arkadaşlar, yağış yok ve burada sıcaklık hep 0 derece altında olduğuna göre bitki örtüsü de yoktur. Bitki örtüsü olmayan tek iklim arkadaşlar kim? Kutup iklimi. Yağış rejimi düzenli olan iklimler kimdir derse ekvator ve arkadaşlar okyanusal iklim diyeceğiz. Kışlara göre yazları daha yağışlı geçen iklimler derse muson, savan, sert karasal arkadaşlar yazları daha yağışlıdır. Musonla savanı karıştırmamak için şuna dikkat edeceğiz. İkisinde de yazları yağışlı fakat musonda kış sıcaklığı savana göre daha düşük. Savanda sıcaklık hep 20 derece üzerindeyken musonda sıcaklık kış günlerinde Asya karasının etkisiyle aşağılara doğru inecektir arkadaşlar. İklimin adı ile bitki örtüsü benzer olanlar derse arkadaşlar kimdir bunlar? İklim adıyla bitki örtüsü benzer olanlar arkadaşlar. Savan, step ve tundralardır. Evet, makro klima iklimlerimiz bunlar. Türkiye ikliminden biraz giriş yapalım. Arkadaşlar, Türkiye iklimini etkileyen faktörler var. Enlem, Türkiye orta kuşaktadır. Türkiye dağlarının güneyi daha sıcaktır. Güneyden kuzeye doğru da sıcaklık azalır. Arkadaşlar, yer şekiller Türkiye iklimini etkiler. Dağlık ve engebeli olan yerlerde kısa mesela iklim çeşitlenir. Yine yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Sıcaklık Doğu Anadolu'da bu yüzden azaldı. Çevresindeki denizlerin etkisiyle arkadaşlar nedir? Kıyılar ılıman iç kesimlerde karasallık koşulları yaşanır. Evet, daha sonra iklimde Türkiye sıcaklığına bakacağız.